Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed No Limits videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Need for Speed No Limits videosu sizlerle birlikte. Biliyorsunuz ki geçen hafta ilk defa Bounty kısmından No Limits kısmına girip ilk araç olan Aston Martin DB5'i almıştık. Sırada ikinci araç olan Nissan Skyline 2000 GTR aracı var. Şimdi bu aracı sizlerle beraber etkinliğini oynayarak açmaya çalışıyor olacak ve etkinliğin ilk 2 gününü tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed'le önemli videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat ve beni bırak bir kanalımıza da araba değilseniz de ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet. Önceki gibi macera hazır mısın falan diyor. Bu sefer Nissan Skyline 2000 GTR aldık diyor. 1971 model. Eğer buna inanıyorsan tabi. Yani şuna bakarken ne kadar eski olduğunu görebiliyorum vesaire falan diyor. Yani birazcık böyle çöp gibi bir şey olabilir falan diyor ama hala iş yapar falan diyor. Sana getirdik falan diyor. Neyi bekliyorsun? Hadi çık dışarıya da ne tarz yeteneklerin olduğunu göster diyor. Şöyle bir Pro Store'a gidelim. Pro Big Run Store'a. Bu arada istersem 150 altına böyle alabilirim aslında. Arabayı daha hızlı fullemek için falan. Ona bakarız yani. Az çizim falan isterse duruma göre bakabiliriz. Bu arada yine çöp bir araba. Yine çöp bir acceleration. Yine çöp bir ivme falan. Ama yapacak bir şey yok yani. Bizim bu tarz araçları açmamız gerekiyor ki daha iyi, daha az araçları açabilirim ki bu araç açılacaktır bence. Aston Martin'e kıyasla daha iyi açılacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bu videoyu çektikten sonra yeni bir kariyer modu videosu çekeceğim. Uzun zamanda çekmiyordum. Kariyer modu videosunu da çektikten sonra bir de üstüne Need for Speed No Limits seri araba açma ve para kasma, altın kasma taktikleri falan diye bir video da yapacağım. Zamanında Asphalt 9'da o tarz bir video çekmiştim. İyi de izlenmişti. Hani zamanım geldiğini düşünüyorum. O sebepten ötürü olarak o videoyu da yakın zamanda kanala yükleyeceğim. Haberiniz olsun. Çünkü yavaştan hani artık oyunda gelişiyoruz, ilerliyoruz. Güzel araçlar falan da var bende. Araçların sayısı da giderek artıyor. O sebepten ötürü olarak da artık yani bu videoyu çekmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Çünkü yeterli bilgi birikimimin olduğunu düşünüyorum. Oyun hakkında. Yani yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum en azından o videoyu çekecek kadar. O sebepten ötürü olarak yakın zamanda benim o videoyu da çekmem gerekiyor. Dediğim gibi bu videodan sonra kariyer modu videosu gelecek. Kariyer modundan sonra yani yeni Need for Speed No Limits bölümünden sonra da o videoyu çekip ne zaman yükleyeceğim belli olmaz ama yakın zamanda yüklerim diye düşünüyorum onu da. Yüksek ihtimalle bu arabayı açmadan, bu arada 2905 ile başladık, bence güzel bir başlangıç parası. 1900'lü drafting'den zaten iki katı yani. Neyse devam. Zaten bu etkinlik bounty etkinliği olduğu ve özel etkinlik olmadığı için yarış kaybetseniz bile para kazanamıyorsunuz. Aynı Aston Martin DB5 etkinliğinde olduğu gibi. Bu arada o etkinliği de izlemek isterseniz, eğer o arabayı da açmak istiyorsanız ilk 2 günün bulunduğu videoyu kartlar kısmına tam olarak şuraya bırakacağım. Onu da bilgisini vereyim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hani bu tarz etkinliklerin bir hikayesi falan olmadığı için, doğru düzgün diyalog falan vesaire olmadığı için de videolar yani özel etkinliklere kıyasla daha kısa sürüyor. Tabii geçen sefer çok da öyle olmamıştım. Ama yani arabanın yavaş olmasıyla da alakası var. Sonuçta bir araba ne kadar hızlıysa yarışı o kadar hızlı bitirebilirsiniz. Bir araba yavaş olursa da yarış kısa olsa bile malum yavaş olduğu için o yarışı bitirmek daha uzun sürüyor. Ondan dolayı da video birazcık daha uzuyor. Ama en azından etkinlik, özel etkinlik videolarına kıyasla daha kısa sürüyor videolar. Bu da öyle olacak. Hatta daha kısa sürecektir. Çünkü öncekinde acemiliğime denk geldi. İlk defa sonuçta bu tarz bir etkinlik yaptım. En azından böyle yavaş bir araçta. Yoksa ben gittim, pembe Nissan falan var orada. Onu açmıştım. Benim ana hesabımda. Ama zamanda oynadım ana hesap. Şimdi hiç oynamıyorum. Hatta oynamayı bırakalı orada 2 ay falan olmuştur. İstesen Koenigsegg Jesko açardım. Ferrari'leri açardım. Pagani açardım. Porsche açardım. Ama işte yan hesap var bir tane. Aktif olarak oynuyorum onu. Ekstra oynama sebeplerim falan da var tabi. Onlarla beraber tamam işte bir tane yan hesapla oynamak yeterli oluyor bana. Ama bu tarz etkinlikleri oynamıyorum şu anda. Sadece özel etkinlikleri oynuyorum. Hani çok çok fazla aşırı vakit gömmüyorum yani. Yani 2 tane yan hesabım vardı. Başka bir yan hesap daha kurarak 1'e düşürdüm onu. Yeterli ya. Çünkü bir yerden sonra çok sıkıyor. Gerçekten fazla sıkıyor. O aynı şeyleri sürekli yapmak falan. Hadi yapalım, yapıyorum diyelim. Reklam olayı çok sıkıntı yaratıyor zaten. Reklamlar bir yerden sonra böyle baygınlık falan geçirtiyor yani. Reklam olmasa çok daha fazla oynayacağım oyunu. Yan hesapta da öyle oldu çünkü. Yani reklam izlemiyorken çok daha fazla oynuyordum. Mesela yarım saatinde 1 saat oynuyordum. 1 saatinde 1,5 saat. Örnek veriyorum. Ama reklam geldiğinde o 1 saat yarım saate düştü gibi bir şey. Can sıkıyor yani. Yani belli miktar reklam izlemeye katlandıktan sonra
Problem kalmıyor ama olsun yani. Bu arada buradan bayağı güzel para çıkardığımızı düşünüyorum. Drift neyse tamam, ikiye katladık da, hatta üçe katladık da. Drafting'den parayı kırdık, 3800. Bu arada bu sefer daha verimli bir başlangıç yaptık önceki etkinliğe kıyasla. Yarışlar falan da aynı zamanda tabii doğal olarak drafting falan da yapabilmemiz sayesinde daha fazla parayla başladık. Daha fazla parça satın alabileceğiz. Daha az ilerleyebileceğiz gibi duruyor şimdilik. Sonraki yarışlarda ne olur bilemem. Ama yarışlar bir tık daha böyle uzun sürüyor şu anlık. Yani daha fazla para kasma batalyayla avantajı sunuyor bana. Bu arada iki tane tur şeridin üzerinden aynı anda geçmeye çalışmayayım. Bir şey kazanamıyorum çünkü. Orada araba da 250 basıyor şu anda. Ama açılacak araba ya. Hani her arabada olduğu gibi. Sadece biraz hızlı olursa daha iyi olur. Video daha kısa sürer çünkü o sayede. Daha 13 saniyemiz var orada. Yani zaten bu tarz yarışlar da, yani bu tarz araçların yarışları da basit olduğu için öyle zorlanmadan gönül rahatlığıyla geçeceğimiz için de. Yok şöyle yaptım, yok böyle yaptım falan diye de. Hani gereksiz bir uzatmaya gerek yoksa da araba belli. Yarışta belli yani. Ne tarz arabalarla oynamışım, ne biçim arabalar açmışım, nasıl etkinlikler oynamışım. Hani saçma olurdu. Neyse dördüncü yarışı da bitirdik. Şimdi ilk günün son yarışına geldik. Hemen hızlı bir şekilde yükseltmelerimizi yapalım. Çok hızlı bir şekilde. Motorda yükseltme yok, turboda var. 196 PR'miz var şu anda. 197. 198 oldu direkt. Ama zaten PR atmayacaktır yüksek ihtimalle diğer şeyleri de bastığımızda. Yoksa direkt olarak şey olmazdı. Bakın gördüğünüz gibi. Neyse acceleration'ı falan arttırdık ya. İğmeyi arttırdık. İğmeyi arttırmak beni mutlu etti. Bu arada herkes Toyota 86 kullanıyor. Niye? Amaç ne ki? Neyse. Devam ki. Çok hızlı bir şekilde devam ki. Bu arada yeni güncelleme gelirse, yeni güncelleme gelir gelmez tabii ki de doğal olarak özel etkinlikleri oynamaya falan da başlayacağım. Onu da bir ikisini verip bir yandan bu etkinlik, bir yandan da özel etkinliklerin videoları gelecek yani. Hani günde iki tane Need for Speed No Limits videosu düşme ihtimali var en azından kısa bir süreliğine. Hani sonra abi neden ardından Need for Speed atıyorsun, izlenmiyor işte falan demeyin, sebebi bu. Yani izlenmiyor diyebilirsiniz, evet doğru, ama ben bu oyundan keyif alıyorum abi. Yani yavaş yavaş biz bu oyunu ünlü edeceğiz. En azından Türkiye çapında. En azından bizim oyun oynayan tayfadan, bizi takip eden kanal izleyicilerinden falan. Yaparız bir şeyler yani. Bir şeyler yaparız. Güzel oyun abi şu. Keyifli yani. Oyunu Petobin olduğunu söyleyenler falan da var. Aslında gram alakası yok. Çünkü para yatırsanız bile direkt olarak arabalar size gelmiyor. Yani tamamlayamama, yine geçememe ihtimaliniz var yani. Olay bir yerden sonra tamamen yetenek ve birazcık da şansa dayalı oluyor. Hani kart mart seçiyoruz falan ya. Tekrardan oynanabilir yarışlardan birini tamamladığımızda falan. Orada birazcık şanslı olmak gerekiyor o kadar. Bu arada bayağı para kastık ha. Ve ilk günü de başarılı bir şekilde tamamladık an itibariyle. Çok güzel. Gayet güzel. İlk günü tamamladık. Parça alınca bir tane parça var. O da Eku zaten. Videoyu sonlandırıyorum hızlı bir şekilde. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum çünkü. Kaldığımız yerden tam gaz. İkinci gün açılır açılmaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzu ve etkinliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ikinci güne başlayalım. Açılalı yaklaşık yarım saat olmuş. Daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım bakalım. Dün gayet iyi bir iş çıkardı falan diyor. İyi gülüyorlar araca vesaire falan diyorlar. Ama bu süre zarfında aracı şey yapacağız vesaire falan. Devam et diyor. Tamamdır, devam ki o zaman. Ne yani, bu araca kaybedenler dalga mı geçiriyorlar? Yani doğru mu anladım yani? Neyse umarım araba güzel açılır zamanla ya. Hani artık yarış kaybetmek, saçma sapan yarış kaybetmek istemiyorum ya. Bu arada yeni güncelleme gelmiş galiba oyuna. Yeni güncelleme geldiyse direkt olarak güncellemeyi gerçekleştirip yarın yeni güncelleme özel 3 yeni bir, yani 3 tane yeni araba gelecekmiş sevgili arkadaşlar. Bunların özel etkinlikleri falan da başlayacaktır yüksek ihtimalle bugün yarın. O zaman ben de vakit kaybetmeden onların da videolarını çekmeye başlayayım. Bir yandan bu, bir yandan da özel etkinliklerin videolarını ayarlamam lazım. Özel etkinliğin ilk 2 günün videosu çıkartana kadar ben zaten bu etkinliğin 3 ve 4. günün videosunu çoktan çıkartacağım için, yani çok ciddi problem olmayacaktır. Zaten özel etkinlikleri 2 gün yapmakla çekmekle uğraşıp 3. gün kanala koyduğum için, malum drafting falan yapıp yarış kaybedip para kazanma olayları falan orada daha etkili falan ya oluyor ya, yarış kaybedince para kazanabiliyoruz ya özel etkinliklerde falan. O sebepten ötürü olarak benim yapmam gereken en önemli şey özel etkinlikleri dikkatli bir şekilde değerlendirmek. Fazla vakit kaybetmeden o etkinliklere başlamam.
Yani kariyer modu falan vesaire onlar biraz gecikecek gibi duruyor ama olsun. Canımız sağ olsun. Kanala video atmayacağım bir gün. Direkt olarak onu kanala yüklerim. Ardından da şey yaparız. Need for Speed No Limits seri para altı kasma ve seri araba açma taktikleri diye bir video yaparım. Zaten bir süredir aklımda vardı. Kafamda vardı. Kariyer modu videosunu çıkardım en azından. Yeni arabalar falan da açtık aynı zamanda. Yükseltmeler, geliştirmeler falan da yaptık. Araba garajımız, yani mevcut garajımız normalden daha iyi olacak o yüzden. Yani 4 tane araba açtım hani video içerisinde. Daha ne olsun yani. Ondan dolayı da önemli. Hani ne kadar fazla araba olursa video o kadar verimli olur. Güzel gözükür vesaire falan diye. Bu tarz şeylere önem veriyorum. Detaylara önem veren bir insanım. Beni zaten takip edenler, izleyenler çok iyi bilir. Evet, bu sefer 1263 metre drift artı bir de airtime yapmamız gerekiyormuş. 1,2 saniye. Hani bayağı düşük bir süre bu arada. Yani çok rahat bir şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Yapamazsam yazıklar olsun bana zaten. 4 aydır Need for Speed oynuyorum ve bu görevi yapamamak benim için herhalde bir fiyasko olurdu. Çok rahat bir şekilde görevi tamamladık. Ya olmadı, duvarlara çarparak bile ben zaten aracı hani havaya kaldırabiliyorum yani. Öyle bir şey yapmanız da mümkün hani çok acil durumlarda. Ama tabii ki de ona dikkat edin. Yarış kaybetme ihtimaliniz oluyor. Malum yavaşlıyorsunuz bayağı falan. Orada %84'e 85'e falan gelelim. 85 evet. Tamam, nitroya basalım. Yarışı kaybetmeyelim çünkü. Bu ara çok rahat bir şekilde hem kuralları tamamladık hem de gayet rahat bir şekilde yarışı kazandık. İyi para gelmişti buradan bu arada. Güzel drafting parası falan çıkardık. Görevleri de yaptık. Ayrıyeten. Evet, gördünüz. 2600 drafting. Neredeyse 5K para geldi yani. Drafting'in önemi arkadaşlar. Uzun vadede bunların önemini daha fazla göreceksiniz zaten. Videoları falan izledikçe ya da siz etkinlikleri yaptıkça, oynadıkça. Bu arada altında ciddi bir azalma var. Fark etmişsiniz de çünkü kariyer modu videosu çektim. Orada işte özel teklifle parçalar falan geldi. Hem süper hem de hyper araçlarının nitro, eko ve transmisyon parçaları geldi. Ben bunları özel etkinlikte falan araçları açtıktan sonra hani PvP'de kullanacağım için işe yarıyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim yani bunu yapmanızı eğer altınız varsa. Yani kutu falan açacağınıza gidin, önce bir araçlarınızı efsanevi parçalar falan alın. Orada yarışı kaybedebilirim bu saçma sapan olay yüzünden. Ya bir tane yarış kaybetmem şu an önemli değil çünkü 6 yarış var ya zaten. Reklam izlerim, gider bileti alırım. O önemli değil de çok saçma kaybettim yarışı gerçekten ya. Ya şöyle en ufak bir şeyle yarış kaybetmek çok can sıkıyor mesela. İyi barajımız olsa mesela yine yakalama şansımız olur. Neyse, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, bu yarışta başarılı bir şekilde kazandık. Yarış bayağı kısaymış bu arada, onu fark ettim. Ben de diyorum neden kaybettim. Doğru düzgün drafting parası bile çıkartamadım yani. 1K geldi. Zaten 1,5K mı ne kazanmıştım. Bu arada Pro Store'a tekrardan bakmamız lazım. Uy, hem turbo hem de tekerlek. Lastik parçalarından birer tane beyaz aldık. Bu bizim bayağı bir işimize yarayacaktır. Özellikle 3. güne başladığımızda. Hani doğru düzgün para kasamıyoruz ya, devamlı para çıkartamıyoruz ya. O yüzden parçaları almak ekstradan değerli. Daha hızlı PR duvarını aşabilmek ya da yarışa daha hızlı kazanabilmek için, daha rahat kazanabilmek için değerli. Bu arada 6 tane tur şeridin üzerinden geçmemiz gerekiyormuş. Yaparız abi, o gram sıkıntı değil. Şöyle tur şeridlerin üzerinden geçmeye devam. Şuradan da bir makas da atalım. Malum para ihtiyacımız var. Yani her çeşit fazladan gelebilecek paraya muhtacız şu anda. Muhtacız, ihtiyacımız var. Ha mesela o arabadan makas parası alamadık. Ama bundan aldık. Ondan da alıverelim. Yanından geçiyoruz direkt zaten. Şöyle. Tamam, güzel. Yani drift yapsam belki daha fazla para gelecek ama olsun, makas da atalım. Neden olmasın çünkü. Tamam, bu sefer makas atamadık. Bu sefer biraz kötü oldu ama olsun, problem değil. Yine iyi miktarda para kazandığımızı düşünüyorum ben. Öyle böyle olduğu kadar yani. Evet, bu yaşı da epey rahat bir şekilde kazandık. Hiç mini tur şeridini falan da kaçamadık bu arada. 8 ya da 9 tane var değil mi? 10 tane varmış zaten. Rahat bir şekilde kazanabileceğiniz bir yarış yani. Her şekilde. Bence iyi para geldi bu arada. 3200. Bence iyi bir miktar. Geriye kaldı 2 yarış. Fakat bizde kaldı 1 bilet. Onu da reklamlardan çıkartırım zaten. O yüzden çok da problem değil. Çok da önemli değil. Hadi bakalım, devam. 625 metre drift. 5 tane şeridin üzerinden geçmemiz lazım. Bir tur şeridin üzerinden. Geçeriz. Bayağı kısa bir yarış olacak gibi geldi bana. Kurallara bakacak olursak. Bakalım öyle mi? Çok da kısa değilmiş. Tamam, güzel. O zaman direkt ikinci koltuğuna oturalım da arkadan drafting falan yapalım. Tabii önce bir tur şeritlerinin üzerinden de geçelim. Şöyle ben bir çarpacağım mecbur. Çünkü çarpmam lazım. Çünkü para ihtiyacım var.
Onito şeridini kasıt olarak atlayacağım çünkü burada da varmış. Yani 5'ten fazla Onito şeridi olduğundan eminim ya. Yani yarış gayet uzun çünkü. Kısa olacak diye düşündüm ama düşündüğüm kadar da kısa değilmiş. Güzel, Nitro şeridi kuralını geçtik. Şuradaki Nitro şeridini de almam lazım. Çünkü Nitro'ya ihtiyacımız var. Hızlanmaya ihtiyacımız var. Tamam, buradan güzel draftik kasarız. Güzel. Buradan iyi para gelir. Burada bayağı iyi para gelir hem de. Gördüğünüz gibi çok çok rahat bir şekilde rakibin arkasından gidebiliyoruz. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi Nitro şeridinin üzerinden de geçebiliyoruz. Tamam, artık geçelim bu arada. Artık kazanalım yarışı. Yoksa kaybedeceğiz. Şöyle yapalım. Gayet güzel. Evet, bu yarışı da başarılı bir şekilde tamamladık sevgili arkadaşlar. 9 tane şehrin üzerinden geçtik. Bayağı da iyi para gelmiştir yine. Evet, gördüğünüz gibi 5400 para geldi. 2400'ü drafting'den zaten. Bu arada turbo parçası da geldi ekstradan. Artık PR duvarına rahat bir şekilde aşarız diye düşünüyorum. Ki zaten ilk 2 günde PR duvarını aşacak kadar kaynak veriyor oyun bize ama anladınız siz benim demek istediğimi. 199. Bakalım ne kadar PR gelecek toplam. Belki 201 falan olabilir. 200 olur mu buradan? Vallahi oldu. Motor da basalım. Motor bir tane verdi zaten oyun. Belki ekstradan dediğim gibi PR gelir, bir şey olur. Ki ben geleceğine inanıyorum. Hala 200 bu arada. Gelmezse de çok problem değil. Fazladan parça bastık yine yani. Her şekilde kardayız. Hani görsel olarak bir upgrade, bir yükselme, bir şey görmek istediğim için hani istiyorum şey olmasını, artmasını. Evet, 203 yaptık bu arada. Nitro kısmından da gayet iyi PR geliyor. O zaman direkt alalım yeşil Nitro parçasında. Onu da basalım şöyle. Ardından da videoyu bir duraklatacağım arkadaşlar. Bilet geldiğinde ikinci günü sizlerle beraber tamamlıyor olacağız. Evet arkadaşlar, ihtiyacımız olan bileti aldık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zorluğu da çok rahat bir şekilde kolaya düşürmüş olduk. Ekstra PR, ekstra aldığımız parçalar da sayesinde. Hadi bakalım ikinci günü bitirelim madem öyle. Şöyle hemen kalkışımızı da mükemmel olacak şekilde yapalım ve ikinci günün son yarışından itibariyle başladık. Evet, toplam 4 saniye havada kalmamız gerekiyormuş bu arada. O birazcık zorlayabilir belki. Çünkü aracımız şu an yavaş gidiyor. Ama Nitro şeritlerini falan hallederiz diye düşünüyorum. Çok hızlı gitmediğimiz için. Yani hem iyi hem kötü bir durum var abi. Hızımızı yüksek tutmamız lazım ama yine. Sonuçta o Nitro şeritlerin üzerinden yine geçebiliriz yani hızlı gitsek de. Ama rampalardan hızlı bir şekilde atlamak zorundayız yani. Tamam, oradaki Nitro şeridini de aldım. Çok güzel. Kaldı bir tane. Onu da hallettik. Evet, görev tamam. Bayağı da erken tamamladık görevi. Çok güzel. Nitro'ya ihtiyacım yok bence ya. Bayağı rahat bir şekilde kazanacağımı düşünüyorum. Zaten %80'den sonra çok rahat bir şekilde. Şöyle şeritlerden de geçelim. Ekstra rampaları da kullanalım. Bedava para. Bedava para. Bu nasıl oldu bu arada bilmiyorum ama neredeyse yarışı kaybettirecek bana. Utanmasa yarışı kaybettirecek bir hataydı yani. 7.5 saniye. 3'lük 11 tane de şehrin üzerinden geçtik. Güzel. Buradan da iyi miktarı 3.5K para geldi. Ve ikinci günde sizlerle beraber an itibariyle bitirmiş olduk. Geriye kaldı 5 çizim bu arada. 3. günü tamamladığımızda arabayı yükseltebileceğiz. Şu parçayı da basayım, ardından da videoyu sonlandırayım. Evet sevgili arkadaşlar, umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Sıradaki videoda etkinliği 3 ve 4. günlerini tamamlıyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz bir benim Rabbim kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın yapmasından başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.